Herhalde ben adamla size mi gittim? Sayın Bakanım, yani Büyükşehir Belediye Başkanı. Orada Büyükşehir Belediye Spor Kulübü'nü 2 yıl önce kurduk. Tabi bu kulüp kurulurken başta amatör ve olimpik branşlarda başarılı olmak adına kuruldu. Biz de hem kendim güreşçi baş pehlivan olmam. Dolayısıyla kendi yaptığımız branşta Ordu'da geçmişte hep şampiyon güreşçilerimiz çıktı. Altın kemer almış Ordu'lu Mustafa Bükler, Davut Yılmazlar, Muharrem Demirel'in. İnşallah biz de bundan sonraki yıllarda Ordu'da şampiyon sporcu çıkarmak için elimizden gelen bütün desteği sizin de desteklerinizle birlikte sağlamayı düşünüyoruz başkanım. 2 sene oldu kulübümüz kurulalı. Çok güzel yol kat ettik. Geçen sene altyapı yeni başladı ama bu sene çıkmış olduğumuz müsabakalarda Greco-Roman stilde takım halinde Türkiye şampiyonu olduk. Serbest stilde de burada Ordu'da takım halinde Türkiye ikincisi olduk. Ordumuzun böyle müstesna gençlere ihtiyacı vardı. Burada sadece ahlaklı değil ki biz tabii hem güçlü, kuvvetli, ahlaklı insanı hem de erdemli insanlar arıyoruz. Onun için ben ilk defa birimde erdemli davranışları geliştirme birimi diye bir birim kurduk belediyede. Erdemli davranışları geliştirme birimi. Erdem'in içinde bütün güzel özellikler var. Yani mertlik, dürüstlük, şeffaflık, tutarlılık, hatta yani hepsi açıklık, bunlar hepsi var. İnşallah bunları birlikte gerçekleştiririz. Çünkü başarı ahlaklı ve erdemli olunca anlam kazanıyor. Sizinkiler aynı zamanda ferdi sporlar, teke tek. Hatta o biraz da bizim yapımıza uygun. Ferdi spordan hatta yeni bir uygulama olarak takım hareketi nasıl oluşturulabilir? Bunlarla ilgili bir şey geliştirelim yani Türkiye'de. Yani ferdi spor acaba birlikte bir spora dönüşebilir mi? Burada bir Ordu'nun spor Ar-Ge'si olsun bu. Mesela e-spor diye bir şey var biliyorsunuz. E-spor'da aynı zamanda taktik de geliştiriyorsunuz bilgisayar ortamında. Belki bunu şeyle karşınızdaki bir rakiple e-sporla güreşi nasıl uydurabiliriz taktik açısından? Mesela taktik, teknik, matematik, tamam mı? Bunlar yapılabilir. Yani biraz Ordu'da biraz daha akademik bir şeye girebilir. Çünkü sen çok iyi bir adamsın. Hocalarımız çok iyi, görüyorum. Şimdi buradan biraz daha süper bir şey çıksın. Yani bu başarıyı biraz daha akademik, daha bilimsel şeylerle geliştirebilir miyiz? 5 serbest, 3 Greco-Roman'da toplam 8'de bu güzel bir şey yani. Ben hiç fazla uzatmadan önce sizi ben alkışlayayım şöyle. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Allah nazardan saklasın. Gayet güzel bir ekip olarak çıktınız karşımıza. Nazar değmesin, gücünüz, kuvvetiniz artsın. Ben sizi canı gönülden kutluyorum. Sizler bizim canımızsınız. Bayramdan sonra da inşallah madalyalarla geliriz başkanım. İnşallah.